sevgili arkadaşlar ben Bayram Hoca. Yeni bir konu anlatım videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda size fiilimsilerden bahsedeceğim. Aslında fiilimsileri 3 kısa video halinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak ayrı ayrı anlatacağım. O yüzden bu 3 ayrı videoyu da sonuna kadar dinlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Fiilimsinin bir diğer isminin arkadaşlar eylemsiler olduğunu ne yapmıyorum? Unutmuyorum. Peki bizim fiilimsi dediğimiz sözcük türünün özellikleri neler? Gelin bunlara bakalım. Arkadaşlar fiilimsiler adı üstünde fiillerden yani eylemlerden türetilir. Tutup da ben bir isimden fiilimsi türetemem. Fiilimsilerin kökü kesinlikle neymiş? Eylem ya da fiil olarak kabul edilecekmiş. Bizim fiilimsilerimiz olumsuzluk eki alabilir arkadaşlar. Olumsuzluk eki biliyorsunuz MMA2 idi. İsim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller olumsuzluk eklerini alabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Fiilimsilerin fiillerden farklı olan yanı şudur. Fiilimsiler artık türemiş isim olarak kabul edilir arkadaşlar. Cümledeki kullanımına göre bazen isim, bazen sıfat, bazen de zarf görevindedir. Ama sözcük türü olarak baktığınızda isim mi fiil mi diye sorduğunuzda biz artık bu fiilimsi dediğimiz sözcüklerin türemiş isim olduğunu ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Haliyle türemiş isim olarak kabul ediyorsak biz fiillerin aldığı fiil çekim eklerini, fiil çekim eklerinden kastımız nedir? Şahıs ekleri, haber kipleri, dilek kiplerini fiilimsilerin alamadığını görüyoruz. Neden? Fiillerin aldığı ekler bunlar çünkü. Fiiller haber kipi, dilek kipi, şahıs eki alabilirken bizim fiilimsilerimiz isim olduğu için artık bu söylediğimiz ekleri kesinlikle alamayacak değerli arkadaşlar. Cümledeki kullanımına göre ne dedik? İsim görevinde, sıfat görevinde veya zarf görevinde kullanabiliriz. Bizim Türkçe'de kullandığımız 3 tane fiilimsi vardır. Birincisi isim fiil, ikincisi sıfat fiil, üçüncüsü zarf fiil olmak üzere karşımıza gelecek değerli arkadaşlar. Gelelim isim fiille başlayalım. İsim fiilin bir diğer ismi mastardır. Size şöyle bir soru geldiğinde cümlelerin hangisinde master eki kullanılmıştır dediğinde aslında sizden bir isim fiil aramanızı istiyor. Ya da hangisinde master eki kullanılmamıştır dediğinde yine sizden cümlelerde isim fiil eklerini bulmanızı istiyor. Nasıl, nasıl yapacağız peki bunu? Biz fiillere mak ekini, ma ekini ve ış ekini getirdiğimizde artık isim fiillerimizi ne yapıyoruz? oluşturmuş oluyoruz. Ve bu fiiller cüm bu fiilimsiler cümlede artık yeni bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Onunla dertleşmeyi ben de istiyorum. Bakın dertleşme dedi. O zaman buradaki ne nedir bir fiilimsi? Şiir okuyuşu çok güzel. Okumaktan okuyuş artık bir isme dönmüş. O zaman oldu fiilimsi. Buradan kaçmak son çare. Kaçmak ve ki nedir artık bir fiilimsi? Etrafı güzül, güzelce süpürmeniz gerekiyor. Buradaki meyman nedir yine fiilimsi? Senden ayrılmak, kurtulmak bana çok zor gelmişti. Buradaki Mekmak nedir yine arkadaşlar? Fiilimsi olarak kabul edilir. Fiillere mak ışma eklerini getiriyoruz. Artık cümlede bunları nedir bir? isim olarak kabul ediyoruz değerli arkadaşlar. Burada dikkat diyeceğimiz bir durum var. İsim fiiller isim çekim eklerini alabilir dedik. Neden? Bunlar artık fiil değildi. Artık fiil değilse ne kabul ediliyordu? İsim kabul ediliyordu. Bu beklemenin bir sonu yok artık demiş. Bakın beklemenin sonu bir isim tamlaması kurmuş. Haliyle şuradaki Memanın ben isim fiili olduğunu biliyor. İsim fiil eki olduğunu biliyorum. E o zaman bu beklemenin sonu isim tamlaması kurduysa bizim buradaki fiilimsimiz ne eki almış? Bir tamlayan eki almış. E tamlayan ekinin de ben neye geldiğini biliyorum. İsimlere geldiğini biliyorum. Sana bunu anlatmaktan usandım. Anlatmak yine fiilimsi. Şuradaki dan eki nedir arkadaşlar? Ayrılma hal ekidir. O zaman şunu da söylemen lazım. Ayrılma hal eki neye gelir? İsimlere gelir. O zaman neymiş? Fiilimsiler ne alabilirmiş? İsim çekim eklerini alabilirmiş değerli arkadaşlar. Başka dikkat etmemiz gereken ne var peki? Dikkat ediyorsunuz. İsim fiiller olumsuzluk ekini almış fiillerle karıştırılmamalıdır değerli arkadaşlar. Dikkat edelim. Olumsuzluk eki olan M'a ile isim fiil eki olan mema'yı karıştırmayın. Hocam bunu nereden ayırt edersin? Gayet basit. E cümleye olumsuz bir hava katmışsa, olumsuzluk anlamı katmışsa buradaki olumsuzluk eki katmamışsa buradaki isim fiil eki diyebilirsiniz. Sakın bu toprağı kazmasın dediğimizde bakın buradaki mema nedir? Olumsuzluk ekidir. Toprağı kazmaya başladık dediğimizde Buradaki mema nedir arkadaşlar? İsim fiil 2'dir. Bunu bir daha denemesin dediğimizde buradaki mema nedir? 1. Olumsuzluk ekidir. Yeni bir şey denemeye çalışıyoruz dediğimizde buradaki mema nedir arkadaşlar? Bir isim fiil ekidir. Peki buna şu şekilde de bakabilirsiniz. Çalışmamaya başladı desek bu şekilde bir kelime gelse peş peşe iki tane mema kullansak bunlar nedir? Arkadaşlar bunlardan birincisi olumsuzluk ekidir. Bunlardan ikincisi isim fiil eki olarak karşımıza çıkar. Buna da ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Peş peşe iki tane mema gördüğümde birincisi olumsuzluk, ikincisi isim fiil eki olarak karşımıza çıkacaktır. Çok önemli bir ayrıntı var isim fiillerle ilgili. Gelin bir de buna bakalım. Arkadaşlar isim fiileki almış olmasına rağmen bakın dikkat edin zamanla kalıplaşarak bir varlığın veya kavramın adı haline gelmiş sözcükler vardır. Biz bunları fiilimsi kabul etmiyoruz. Bunlar kalıcı isimdir arkadaşlar. Kesinlikle bunları fiilimsi olarak kabul etmeyin. Ya bir yiyecek adı olmuştur ya bir içecek ya bir giyecek adı olmuştur. Yani bir varlığın ismi olmuştur. Öyle düşünebilirsiniz. Toprağı kazma ile kazmaya başladık. Bakın kazma artık bir alet ismi. O zaman bu fiilimsi değil. Ama kazmaya başladık dediğimde buradaki kazmaya hala eylemin devam ettirebildiğini söylüyor. O zaman buradaki nedir? Fiilimsi. Marketten çakmak alsın. E çakmak bir eşya ismi. O zaman fiilimsi değil. Denemeyi okudun mu? E deneme bir art, deneme bir artık varlık ismi olmuş. O zaman bu yine bir fiilimsi değil. Bu uçuş çok kötüydü. Uçuş yine burada fiilimsi değil. Yemek yemeye gidelim. Bakın yemek bir yemek adı olmuş. O zaman bu fiilimsi değil. Ama yemeye gidelim dediğimde şuradaki memanedir. Fiilimsidir. Dondurma alsınlar. E dondurma artık nedir bir? E yiyecek ismidir. Haliyle fiilimsi değil. Ama suyu dondurmaya başladılar ya da çalıştılar dediğimizde buradaki memayı isim fiil olarak kabul edebiliriz değerli arkadaşlar. Evet isim fiillerle ilgili bilmeniz gereken fiilimsilerle ve isim fiillerle ilgili bilmeniz gereken ayrıntıları bu videoda anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda sıfat fiillerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.